Sağlıksız iletişim yöntemleri aslında çeşitli çeşitli şekillerde farklı modellerle incelenebilir ve hatta bunu farklı açılardan inceliyoruz da derinleşme modülünde. Öte yandan bu modülde özellikle toksik iletişim olarak geçen Dr. Gottman'ın modelinden toksik iletişimimizi değerlendireceğiz. Mahşerin dört atlısı olarak da geçiyor. Dört tane ana başlıkta toparlıyoruz Gottman'ın modelinde toksik iletişimi. Şimdi dört tane A4 4 kağıt istemiştik sizden. Üzerine de böyle kalın bir şekilde yazabileceğiniz kalem ile her birinin üzerine işte bir tanesine suçlama, bir tanesine savunma ama kalın kalın yazın lütfen. Suçlama, savunma, alay, kinaye ve duvar örme. Şimdi biz bunları gözlemciden inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Amacımız toksik iletişim yaptığımız için kendimize toksik iletişim yapmak değil. Amacımız gözlemcidan, antropolog gibi bu iletişim şekillerimizi incelemek. Burası net değil mi? Kendimizi etiketlemek de değil. Ay ben çok duvar örmeci bir kişiyim falan gibi. Bir antropolog gibi kendimizi incelemek istiyoruz. Net mi acaba burası? Burada duyuldu mu sesim? Sesim oraya geldi mi? Bu tarz şeyler bazen duyulamayabiliyor da. O yüzden böyle aşırı vurguluyorum. Evet. Şimdi öğrenmemiz gereken bununla ilgili en önemli şeylerden bir tanesi şu. Bu dört tane işlevsiz, dysfunctional iletişim şeklini hepimiz yapıyoruz. Öte yandan bir ya da iki tanesini diğerlerine göre daha çok yapıyoruz. Burası net mi? Bunlar işlevsiz çünkü ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yönelik değil. Ama ve lakin aradan önce konuştuğumuz şekilde beyin aynı örüntüleri tekrar etmeyi sevdiği için biz bunları yaptıkça yapıyoruz, yaptıkça daha çok yapasımız geliyor. Bir de neden yapıyoruz biliyor musunuz? Ailede öğreniyoruz bu davranışları. Benim en çok düştüğüm bu işlevsiz iletişim şekli duvar örme. Neden öyle? Çünkü benim annem, babam, babamın aile, annemin aile orada en çok duvar örme var. Kopyalamışım oradan. Ve o duvar örme şeklinin güvenli olduğuna inanmış benim Çocukken sinir sistemi. Ya da çocukken alay kinaye yaparsam güvende olurum. Onu öğrenmiş sinir sistemi ya da suçlama yaparak. Bu arada o yaşlarda biz daha iyisini bilecek kaynaklarımız aklımız, gücümüz olmadığı için o yaşlarda bunları öğrenmek bize Hizmet etmemiştir de diyemeyiz tabii ki. Öfkeni bastırmak, orada başkasına ve kendine duvar örmek. O zaman yapabileceğin oydu. Onu yapıyorsun, onu yaptıkça da ergenlikte de yapıyorsun. 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda da yapıyorsun vesaire. Yaptıkça da güçleniyor. Bu, bu söylediklerim herhalde anlamlı gelmiştir. Burada ergenlikte okullardan da bayağı bunu öğreniyoruz. Belli okulların ekolleri oluyor, belli işte kolejlerin falan. Yani hayatta kalabilmek için sinir sistemimiz bunları yapmayı öğreniyor. Şimdi bunların hepsini bir yine spektrum içerisinde yapıyoruz. Çok uçta yaptığımızda oluyor, çok minnak minnak yaptığımızda oluyor. İlk suçlamadan başlayalım mı? Şimdi suçlama direkt böyle parmak sağlayıp sallayıp Bağırma şeklinde de olabilir. Sen bunu yapmadın diyorum sana. Hep de böyle yapmıyorsun bunu falan gibi olabilir spektrum bir ucunda. Öbür ucunda ne olabilir? Gayet böyle kurumsal kurumsal. Burada kurumsal kurumsal diyorum. Hani kurumsal suçlamayı yapmayı öğrenince insan çocuğuna da yapıyor tabii bunu. Canım senin iyiliğin için söylüyorum. Bak bunları yapmıyorsun. Bunları yapman lazım. Ben seni sevdiğim için. Ama enerji ne? Enerji yapmıyorsun, etmiyorsun şekli suçlama enerjisi. Hiç konuşmadan da suçlama yapabilirsin bu arada. Yüzündeki mikromimik dediğimiz o çok minnak mimiklerle suçlama yapabilirsin. Gidelim. Suçlama konusunda mikromimik çok yapamadım ama daha başarılı olan birisi varsa sahneye alabiliriz. Sözsüz iletişimimiz de bayağı o toksik iletişim girebiliyor. O yüzden ben bunu genelde sözler değil gerçekten oradaki enerjine de bak olarak hep anlatırım. Yani oradaki enerjin senin şey mi? Öbür türlü zaten bütün beden dilinden yüzündeki o mikromimiklerden karşı tarafa geçiyor zaten. Peki spektrum dedik. Suçlamayı yaptık. Hadi şimdi savunmayı yapalım. Şimdi savunma bazen çok yoğun bir şekilde ama ben de onu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım falan diye şöyle bir eskiden musti vardı. Musti'yi burada bilenler var mı? Şöyle şu el hareketleriyle gayet böyle canlı bir şekilde de savunma yapabilirsin. Daha böyle savunma yapmıyormuşçasına savunma yapmada da ustalaşıyor tabii çoğumuz kurumsal savunma o nasıl? Ya tabii sen de haklısın. Ama diye devam etme yani ben haklısın ya da bilmem ne diyeyim de sonra hiç şey olmadan aslında karşı tarafa kendimi açmadan orada kendi tarafımı anlatayım ve yoğun bir şekilde anlatayım burada mikromimiklerle enerjiyle savunma yapmak nasıl olabilir şöyle olabilir karşındaki konuşurken şöyle duramamak var bu tanıdık geldi mi? Yani kesemiyor sözünü ama yani orada bir şey oluyor ve onu o beden dilimle o şekilde ifade ediyorum. Hani sen bir an önce bitir de ben orada savunmamı yapayım gibi. Burada başka örnekler de olabilir. Var mı aklına gelen? Konuşmak için dinlemek. Evet aynen o. Ve onu beden dilinle aktarmak. O zaman 3 numaraya geçelim mi? Alay kinaye. Şimdi alay kinayenin bir ucunda lakap takmalar, aşağılamalar falan var sevgili arkadaşlar. Ben bunun örneğini çok vermek istemiyorum. Öbür tarafta ise şakalarla mesajımı ifade ediyorum. Çünkü böylesi daha yumuşak olmuyor mu? Şeklinde. Prenses yine geç kaldın. Yine hepimiz seni bekledik. Prensesim samimi olduğumuz için ben sana böyle şeyler söylüyorum ya. Bu şakaya da mı alındın? Aa, astrolistimiz gelmiş. Hep sefalar. Heyecanlı. Sefalar getirmiş. Yani böyle şaka kisvesi altında da spektrumun öbür ucunda yapabiliyoruz. Alay kinayeyi. Ve alay kinaye evet bayağı bir mikromimikle karşı tarafa yaptığımız bir iletişim şekli. Şimdi göz devirme dedik. Başka neler olabilir? Ya he he çok da fifi. Evet değil mi? Allah kinaye. Ve dördüncü başlığımıza gelelim o zaman. Duvar örme. Şimdi duvar örmenin bir ucunda küstüm konuşmuyorum. Bütün iletişimimi kopardım o kişiyle. O kişi benim için yok şeklinde bir şey var spektrumun bir tarafında. Öbür tarafta ne var? Öbür tarafta ise toplantılarda göz kontağını koparmak, e-maillere cevap vermemek, kişi konuştuğunda ondan etkilenmeye yani ondan input almaya kendimi kapadığım her yer öbür uçta da. Burası net mi acaba? Yani aslında duymuyorum karşı tarafı ne dediğini. Çocukken okuduğum o çeviri romanlarda hep bir topuklarının üzerinde döndü ve odadan çıktı falan odayı terk etti gibi ifadeler olurdu. Tanıdık geldi mi? <laughs> Onun cool olduğunu falan öğreniyorsun zaten. Hani o çok cool bir şey olduğunu öğrenince işte ondan sonra ilişkilerde de dur. Izdırap tuzağına şey. Oo çok iyi omuz tikmek. <laughs> evet. Omuz tikmek de bu arada şeye de girebilir değil mi? Allah kinayeyle karışık da olabilir. Duvar örme olabilir. Şimdi bu toksik iletişim bizim farkındalıksız olarak, tepki olarak yaptığımız şeyler. Hani bazen suçlama eyleminin içinde suçlama yaptığımı çok fark edebiliyorum ama bu sana yapılan mesela davranış muhtemelen kişinin öyle bir farkındalığı da yok. Yani bedenini o kadar bilinçli çevirdiğinin farkında olmamış da olabilir. Sinir sistemimiz otomatik tepki olarak bunları veriyor. Yani o göz kontağına tamamen koparmalar, vücut vücudu dönmeler şöyle de olabiliyor. Mesela fark ediyorum ben toplantıda giderek kişi aşağı doğru geçiş yapıyor şöyle. Bana duvar örüldüğünde ben de duvar örüyorsam kendi duvar örme patternımı çalışacağım. Bana duvar örüldüğünde ben suçlamaya girip sen de hep böylesin bak yine kendini kapattın yapıyorsam suçlama paternim üzerine çalışacağım. Duvar örüldüğünde ya bir kere de bir, bir, insan ol ya bir insan ol da bir beni dinle ya diyorsam alay kinaye paternim üzerine çalışacağım gibi gibi. Burada hepimizin de onu da soracağım birazdan. Hepimizin de yapıldığında en çok tetiklendiğimiz davranış da var. Art of Existence eğitimlerinden kısa bir kesit paylaştık sizlerle. Eğer bu içerik sizde minnak bir farkındalık, minnak bir hissiyat yarattıysa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.